ekranlarınıza getirmek zorunda kalıyoruz. Özellikle İstanbul Sözleşmesi'nin iptaliyle başlayan süreçle bu rakamlar ve bu saldırı sayısı gözle görülür bir şekilde artmış durumda. Dün de Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla fesheden İstanbul Sözleşmesi'nin kararı Danıştay'da görüldü. Savcı İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hukuka aykırıdır dedi. Peki bundan sonra ne olacak? Dilerseniz bu konuyu da konuğumuz Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platform Avukatı Rukiye Leylan Süren ile konuşalım. Sayın Süren, yayınımıza hoş geldiniz. Evet Sayın Süren, teşekkür ediyoruz bu arada. Dilerseniz dünkü duruşmayla başlayalım. Savcı söz konusu çekilme kararının hukuka aykırı olduğunu ifade etti. Verilen bu kararı, daha doğrusu değerlendirmeyi ile ilgili neler söylemek istiyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz? Dilerseniz buradan başlayalım. Peki. Savcının tabii ki beyanı hepimizin gönlünden geçen ve hukuken de olması gerekendir. Daha önceki yargılamada da Nisan ayında gittiğimizde de aynı şekilde yine savcı Cumhurbaşkanı'nın tek imzayla hukuksuz şekilde İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını hukuka aykırı olduğundan bahisle iptal edilmesi gerektiğini söylemişti. Bu sefer de aynı beyanda bulundu. Bu nedenle hukukçu olarak tabii ki biz bu beyandan çok mutlu ve umutluyuz. Hukuka güvenmeye devam etmek istiyoruz. Peki Sayın Süren, tabii bu süreçle ilgili az önce haberimizin çıkışında da belirttik. Özellikle İstanbul Sözleşmesi'nin iptali ile başlayan bu süreçte erkek şiddeti bir hayli arttı ve LGBTİ artılara yönelik nefret söylemleri ve saldırılar da arttı. İktidar bu sözleşmeyi iptal ederken İstanbul Sözleşmesi kadınları koruyamıyor demişti ama iptalin ardından da bu boşluğu doldurabilecek bir yasal düzenleme de getirmediği gibi bu sözleşmenin tekrar yürürlüğe girmesini de engelliyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İktidarın bu tutumuna ilişkin neler söylemek istersiniz? Fuat Bey, sizin de söylediğiniz gibi şüpheli ölümler artıyor. Sevgili Abdullah Köker'i dinledik biraz önce. Evet. Kadın Cinayetleri Durduracağız platformu olarak biz Sayın Abdullah Bey'in yanındayız. Dosyasında biz de müdahiliz. Kadın Cinayetleri Durduracağız platformu olarak. Hatta 1 Haziran'da biliyorsunuz, belki bu konuda sizler de çünkü haber yaptınız. Evet. Kadın Cinayetleri Durduracağız platformu durdurmak için, yani biz şüpheli ölümleri çözmek için uğraşırken 5-6 senedir savcılık da bizi feshetmek için uğraşıyormuş ve 1 Haziran'da bir duruşmamız yapıldı. Evet. Artı TV de sağ olsun bu konuda yayınlar yaptı. Abdullah Bey orada duruşmada bu sözlerin aynısını söyledi Sayın Hakim'e. Türkiye'nin her yerinden gelen kadın avukatların önünde dedi ki, neden biz bu derneğe ihtiyaç duyduk? Siz bizim dosyamızı çözseydiniz de biz bu derneğe ihtiyaç duymasaydık dedi. Tıpkı Abdullah Bey'in dediği gibi şüpheli ölümler özellikle İstanbul Sözleşmesi'nden imza çekilmesiyle ilgili karardan sonra çoğaldı. Geçen sene 2021'de 217 kadın şüpheli şekilde öldürüldü. Yani kaza mı, cinayet mi, intihar mı belli olmayan şekilde maalesef dosyalar açıldı. Ve biz biliyoruz ki bu konuyla ilgilenen hukukçular olarak bu şüpheli ölümlerin büyük bölümü cinayet aslında. Nedense kadınlar hep yüksekten Türkiye'de bugünlerde düşerek ölüyor ve öldükleri anda yanında ya ayrılmak istedikleri eski erkek arkadaşları ya eski eşleri bulunuyor. Bu nedenle İstanbul Sözleşmesi'nden sonra halkta özellikle kadınların yalnız bırakıldığı, yalnız kaldığı algısını yarattı maalesef yürütme ve Cumhurbaşkanı. 62-84 sayılı yasamız elbette var. Fakat İstanbul Sözleşmesi hak temelli, insan hak temelli bir sözleşme olarak kadınların can simidiydi. Hukuken aslında geçerli. Çünkü Cumhuriyet Savcısının, Danıştay Savcısının da belirttiği gibi yapılan işlem hukuken geçersiz bir işlem. Fakat önemli olan iktidarın dilinin halka nasıl yansıdığı. Şu an otobüslerde taciz ettiği kadına nasıl olsa kadınlar öldürünce ceza alınmıyor, ceza verilmiyor diyebilecek erkekler var. Bu algı en büyük verdiği zarar bu imza çekilmesinin. Halkta bu algının yaratılması, kadınların yalnızlaştırıldığı algısının yaratılmasıdır. En büyük zarar da budur. Fakat duruşmada Türkiye'nin her yerinden gelen meslektaşlarım, baro başkanları, avukat kadınlar ve bize desteğe gelen avukat erkek arkadaşlarımız, şu an siz de gösteriyorsunuz. Danıştay'ın önü yine tarihi bir gün yaşıyordu dün. Ben de oradaydım.
Burada yapılan bütün savunmalarda anlatıldı. Anayasaya göre bu yapılan işlem yok hükmündedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yürütme tek kararıyla lağv edemez. Eğer bugün İstanbul Sözleşmesi'nden tek imzayla çekilmesi kabul edilirse Fuat Bey, yarın sabaha karşı bakarsanız medeni yasadan da tek imzayla vazgeçilmiş olabilir. Ya da efendim Lazorette Sözleşmesi'ni bu tarikatlar bugünlerde hedefe koydular. Tıpkı İstanbul Sözleşmesi'nde olduğu gibi Lazorette Sözleşmesi de çıksın diyorlar. Açık adını söylemiyorlar ama. Yani çocukların istismardan yani tecavüzden korunma sözleşmesi olduğunu söylemiyorlar. Tıpkı bizim İstanbul'da imzalandığı gibi Lanzarote'de imzalandığı için ismi Lanzarote olduğu için sıra bu sözleşmede diyorlar. Yani sıra çocuklara gelecek. Bu sebeple İstanbul Sözleşmesi'nin tek imza ile çekilmesi mevzusu çok önemlidir. Danıştay'dan yürütmenin, yasamanın yani Türk milletinin önünü kapamasını engellemesini bekliyoruz biz. Evet, bu arada dün de Rusya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden ayrıldı. Tabii tek kişinin yürüttüğü ülkelerde maalesef bu şekilde evet. Antidemokratik kararları da görüyoruz ama Sayın Süren, şunu da sormak istiyorum son olarak. Tabii ki. Tabii söz konusu İstanbul Sözleşmesi, az önce değindiniz, çocukları koruyan yasa. Bu sadece muhalefet partisine yakın, kadınları korumuyor. AKP ve partiler üstü bir durumdan bahsediyoruz. Bir toplumsal mutabakattan, bir korumadan bahsediyoruz ama maalesef AKP hükümeti hak ihlalleri konusunda da, mülteciler konusunda da bu kadar kritik konuları hem uluslararası arenada hem de iç siyasette malzeme ve pazarlık yapma aracı olarak kullanıyor. Sanırım sıkıntı buradan doğuyor. Biraz belki burayı da yorumlarsak sevinirim Sayın Süren. Tabii ki. Tabii ki, teşekkür ediyorum Fuat Bey. Bizim hep söylediğimiz konu şu: kadın cinayetleri politiktir, siyasidir. Kadın Cinayetleri Durduracağız Platform fesine dair Cumhuriyet Savcısının başlattığı bir davadan bahsetmiştim yayınımızın evet. başında. Biz ona verdiğimiz cevap dilekçesi girişinde yazdık. Bu dava siyasi bir davadır diye. Ve biz buna, çünkü 6 yıl süren Cumhuriyet Savcılığı araştırması, soruşturması sırasında bir kere dahi savunma hakkımızın kullanılmasına müsaade edilmemiş, bize haber verilmemiş. Oysa ki biz o adliyelerde şüpheli kadın ölümlerini çözmeye çalışıyorduk. Bakın, devlet kaynakları boşu boşuna harcanmış 6 yıl boyunca. Bize bir kere sunsalardı, sorsalardı, davet etselerdi gider kendimiz anlatırdık. Direkt olarak bize dava açıldı. Tam ne zaman açıldı üstelik? İstanbul Sözleşmesi'nden imza çekilmesinin birinci yılında bize de fesih davası açıldı. Bunlar tesadüf değil. Şu an Türkiye'de en güçlü muhalefet kadın muhalefetidir. Kadın hareketidir. Bu nedenle bizim derneğimize açılan fesih davasıyla kadınlara, kadın muhalif kesime bir taciz, bir dur döme, bir ayar verme. Biz bunun farkındayız. Türkiye'deki başarısız bir siyasi işleyiş, yani artık işsizlik biliyorsunuz has safhada. Doktorlar Türkiye'den kaçıyorlar, ameliyat sıraları yok. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde şiddet uğradığı için bir kadın hekim, bütün ameliyatlar iptal edildi. İnsanlar sendikalı diye işten çıkarılıyorlar biliyorsunuz. Bu sebeple bütün bu başarısızlığın üstünü örtmek ve kendi gruplarını daha da kemikleştirmek için, dediğiniz gibi hem de pazarlık yapmak için, hem yurt dışında hem de Türkiye'de bu konular masaya birer süje gibi, birer meta gibi getiriliyor. Oysa ki biz örneğin platform olarak yanlarında olduğumuz ailelerin siyasi partisine bakmıyoruz. Siyasi düşüncesine bakmıyoruz. Onlar gibi kadınları sınıflandırmıyoruz. Sadece ihtiyacı olup olmamasına bakıyoruz. Mevzu, çünkü her şüpheli ölüm dosyası eğer açılmazsa, akabinde yeni şüpheli ölüm dosyalarının getirilmesine sebep olacaktır. Her tacize uğrayan çocuk dosyası eğer cezasız kalırsa akabinde tacize uğrayan yeni çocuklar olacaktır. Bu nedenle kadın hususu, kadın hakları, çocuk hakları tabii ki sonuna kadar siyasidir, politik meselelerdir. Dediğiniz gibi Rusya böyle bir karar aldı çünkü Ahim'de ya da gençlerin dediği gibi İHAM'da Rusya birinci sıradaydı. Biz bazen ikinci veya üçüncü oluyorduk. En çok ihlal dosyaları olan ülkelerden biriyiz biz de ve Rusya birinci sıradaydı her zaman. Evet. Uzun yıllardır İHAM yapan bir hukukçu olarak biliyorum. Sanırım bu sebeple artık tanımıyorum. Tabii ki savaşın da etkisi var. Umarım Türkiye böyle bir garabet kararı ortak olmaz. Türkiye bir an önce artık hak ettiği bir şekilde layık ve demokratik bir yönetimle yönetilir diye temenni ediyorum. Çünkü tekrar etmek istiyorum. Bugün İstanbul Sözleşmesi'nden imzasını çekebilen bir yönetime biz eyvallah dersek, yarın Medeni Kanun'dan da imza çekilebilir. Çünkü
son vaktim var mı bilmiyorum ama Anayasa madde 90'a göre İstanbul Sözleşmesi kanunüstü bir başvurmamız gereken bir hukuki statüdür. Eğer biz bugün İstanbul Sözleşmesi kanunun üstünde olan bir şeyi tek bir imzayla alınabilir dersek, bir sabahta kalktığımızda medeni kanun ya da başka bir kanundaki bir maddenin de tamamen yok edildiğini ya da değiştirildiğini görebiliriz. Bakın, Türkiye Büyük Millet Meclisi tamamen burada yok edilmektedir. Yani millet için geldik deyip milletin sesi yok edilmektedir. Bu nedenle bu dava her açıdan, yani Danıştay'daki İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bu dava çok değerli. Kadınlar o kapıya gitmeye, mahkemelerde sözünü söylemeye devam edecek Fuat Bey. Evet, kadın cinayetleri platformu nezdinde bu mücadeleyi sürdüren bütün kadın örgütlerini, aktivistleri ve sizin gibi değerli hukuk insanları da burada tekrar saygıyla selamlıyoruz. Türkiye'nin hala geleceğe dair umudu varsa, aydınlık bir geleceğe dair umudu varsa hiç şüphesiz bu mücadele ruhu hala diri tutuyor, yeşertiyor. O yüzden umuyoruz önümüzdeki süreçte hukukun ve mantığın kararı hakim gelir ve İstanbul Sözleşmesi tekrar Türkiye dahil olur diyoruz. Sayın Süren, yayınımıza katılıp sorularımızı yanıtladığınız için de tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben de size çok teşekkür ediyorum Fuat Bey. Bu yayınlara emeği geçen Artı TV'ye. Çünkü sizler de bizim sesimiz oluyorsunuz. Basın bizim sesimiz. Bütün basın emekçilerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle. Evet, Kadın Cinayetleri Durduracağız Platformu Avukatı Sayın Ruki Leyla Süren ile dünkü savcının verdiği kararı ve sonrasındaki gelişmeleri, olası gelişmeleri değerlendirdik. Ama hangi hukuk insanını yayınımıza alsak Türkiye'de artık hukukla ilgili yorum yapmak istemiyorlar. Çünkü artık Türkiye'de alınan kararların hukuksal...